Şimdi de İstanbul'un Anadolu yakasına Bostancı'ya Mustafa Ceceli konserine gidiyoruz. Ünlü şarkıcının kuliste iki özel konuğu da vardı. Bakın o konuklar kimlerdi? Hangi şarkıyı söylemeye neden çekindi? Burak Adıköy sıkıntı olur mu acaba falan? Mustafa Ceceli sevgisi Lübnanlı iki genç kızın hayatını nasıl değiştirdi? Aslında Türk şeyi Mustafa Ceceli'den öğrendik. Mustafa Ceceli'nin bu görüntülerini ilk kez Magazin 8'de izleyeceksiniz. Ünlü şarkıcının kutsal topraklarda izi nasıl sürüldü, kimler peşine düştü? Bostancı'daki Mustafa Ceceli konseri için erkenden yerimizi aldık. Ünlü şarkıcı provalara çoktan başlamış. Onu sahnede darbuka çalarken ilk kez görüyoruz ama Mustafa Ceceli'nin 10 parmağında 10 marifet. Olan var, olmayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyan var, doymayan var, kıskanırlar. Koyu Galatasaraylı Mustafa Ceceli'nin bu şarkıyı Fenerbahçe'nin kalesi olan Kadıköy'de söylemek konusunda biraz tereddütleri vardı. Ama bizim takıma da marş oldu şimdi Galatasaray'a. Dolayısıyla... Şimdi diyorum ki Bostancı'dayız, Burak Adıköy sıkıntı olur mu acaba falan? Sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz. Olan var olmayan var. Olan var olmayan var şarkısıyla geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettiren Beyza Durmaz da Mustafa Ceceli ile aynı sahneyi paylaşacağı için çok heyecanlıydı. Ben de rüyalar alemindeyim. Mustafa ile aynı sahneyi paylaştım. Onun bana sahnesini açtı. Ünlü şarkıcı bir ara Magazin 8 mikrofonunu eline alıyor ve başlıyor muhabirliğe. Şok şok şok. Eline mikrofonu geçirip neler anlatmış olabilir? Evet, Beyza piyanoya başladı. Ben söz veremem şarkısını yıllarca evde çaldım ve senin söylediğini hayal ederek çaldım. Önce... Mustafa Ceceli'nin kuliste iki özel konuğu vardı. Nur ve Veri Başbukır kardeşler. Mustafa Ceceli için ta Lübnan'dan gelmişlerdi. Biz Lübnanlıyız, Türk değiliz. 5 yıl önce hiç Türkçe bilmiyorduk. İşte şarkılardan. Aslında Türk şeyi Mustafa Ceceli'den öğrendik. Bu iki kardeşin Mustafa Ceceli hayranlığı o kadar büyük ki onunla tanışmak için bakın neler neler yapmışlar. Mustafa Ceceli hacca geldiğini bildiğimiz zaman Medine'den Mekke'ye gittik. Orada onunla görüştük. Lübnanlı iki kardeş kutsal topraklarda bir araya gelmeyi başarmış Mustafa Ceceli ile. Bu anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmemişler. İki genç kızın arasında ihramıyla ilahi söyleyen Mustafa Ceceli. Lübnanlı hayranlarının sevgisi o denli büyük ki kutsal topraklarda bile ellerinde ünlü şarkıcının bir albümü var. Aşkın gözü yaradarın bakan gözü insanlığın en son sözü senin görüntüleri izlerken salon tıklım tıklım doldu. Mustafa Ceceli de son hazırlıklarını tamamladı. Bostancı'da yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mustafa Ceceli binlerce hayranına eski yeni tüm şarkılarını seslendirdi.